deney düşünün. Ve sonunda ortaya çıkacak bir icat ve bir yenilik. Bu icat iyi sonuçlanırsa bilişsel işlerimiz geliştirilebilecek. Hafıza sistemlerimizin çalışmasına yardımcı olacak. Yabancı dil öğrenmemizi kolaylaştıracak, karmaşık sorunları çözmemizi kolaylaştıracak ve beynimizin daha sonraki yaşamda daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilecek, duygusal durumlarımızı denetlememize yardım edecek bir icat. Bu icadın yapılmasını ister miydiniz? Herkesin yanıtının evet olduğunu düşünüyorum. Ancak fazla uzağa gitmeyin. Bu icat binlerce yıl öncesinde yapıldı zaten. Hani nerede diye sorarsanız CD çalarınıza bir CD koyun ve sakin bir yerde oturun. Ya da evinizde önümüze çıkan ilk müzik aletini alın ve çalmaya başlayın. Ya da elinizle koltuğunuzun kenarına vurup anlamlı ritimler çıkarmaya başlayın. Zira icadın adı müzik. Vücudumuzda bulunan 10 trilyon hücrenin 100 milyarı beyinde. O halde burada ciddi şeyler olduğu kesin. Beyin araştırmaları gün geçtikçe pek çok konuyu aydınlatmaya devam ediyor. Ancak beyin hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça bu organ ve işleyişi hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuzu anlıyoruz. Beynin nasıl çalıştığı konusunda henüz kapsamlı bilgiye sahip olunmamasına karşın bir şeyin daha iyi nasıl öğretileceğine dair gelişmeler oldukça fazla. Neuroscience yani sinir bilim uzmanı Oregon Üniversitesi'nden Jerry Yanofsky, beyin ve fonksiyonları ile ilgili 2 yıl önce öğrendiklerimiz şimdi eski bilgilerdir. Neuroscience coşuyor diyecektir. Beyin fizyolojisi araştırmalarının genel olarak tıp, genetik gibi alanlarda olduğu düşünülür. Ancak bilim insanları artık nöromüzikoloji olarak adlandırılan yeni bir alt bilim dalını geliştirdiler. Nöromüzikolojik araştırmalar her geçen gün hızla artmakta ve bu alandan elde edilen bilgiler dünyanın değişimine bile olanak sağlayabilir. Dünyanın değişimi lafı çok iddialı oldu. Müzikle mi yani? Diyenlere videonun sonunu getirmelerini salık veririm. Nöromüzikoloji kulaklarımızdan giren müziğin kısaca beyni nasıl etkilediğini araştırıyor. Beynin hangi merkezlerini nasıl tetikliyor gibi. İnsan hayatındaki her aktivite temel olarak beynin iki bölümünde programlanıyor. Sağ lob ve sol lob. Beyin grafiksel illüstrasyonda gösterildiği gibi tam ortadan ikiye ayrılıyor. Tabi teorik olarak. Kısaca sağ lob yaratıcılığımızı, sol lob sayılarla kurduğumuz mantıksal ilişkileri açıklıyor. Ancak iki lob beraberce daha zorlu görevleri üstleniyorlar. İki lob arasındaki geçişliği sağlayan ise corpus callosum. Bunu karşı yola geçmemizi sağlayan köprüye benzetebiliriz. Corpus callosum aracılığıyla geçen sinir iletisi yani akson ne kadar artarsa o kadar yaratıcı, zeki, üretken ve gelecek hayatımızda daha az bilişsel kayıp yaşayabiliriz. O halde geleceğimizle ilgili tüm sırlar corpus callosum'un genişliğinde saklı. Bunu bir futbol maçına benzetip biraz bilimsel anlatıma mola verelim. Beynimiz bazen sadece futbola işler zira. Ben de futbol sahasında maç yapan iki takımın grafiksel animasyonunu hazırladım. Takımlar ilk dakikalarda sadece kendi sahasında geziniyorlar. Ne kadar da heyecansız değil mi? Ancak sonraki dakikalarda karşı sahaya geçişler başlıyor ve seyir zevki üst düzeye çıkan bir maç izliyoruz. İşte corpus callosum'dan akson geçişleri ne kadar fazla ise hayatımızda o kadar güzel ve anlamlı oluyor. O halde soru basit. Corpus callosum'u genişletecek bir reçeten var mı? Reçeteyi videonun başında söyledim aslında. Profesör Gottfried Schlauch bir makalesinde genetik faktörlerin yanında küçük yaştan itibaren müzik ile uğraşan çocukların beyinlerinin daha farklı geliştiğini ve corpus callosum'un genişlediğini belirtiyor. Alan Harvey gibi uzmanlar müzik eğitiminin özellikle erken yaştaki müzik eğitiminin şiddetle altını çiziyorlar. Beyin deyince Albert Einstein geldi aklıma. Albert Einstein dönemin en zeki insanlarından biri olarak gösterilirdi. Bu durum yaşarken kendisine ancak öldükten sonra beynine dezavantaj sağlamıştı. Ölümünden hemen sonra otopsi yapılması gerekiyordu. Ancak otopsiyi yapmakta görevli doktor Thomas Harvey Einstein'ın beynini çaldı. Beyni inceleyip en meşhur bilim adamı olmak isteyen Harvey bunda pek başarılı olamadı. Ancak zavallı Einstein'ın cenazesi yakıldıktan sonra beyninin başına gelmedik kalmadı. Başka bir videonun konusu olacak kadar geniş bir hikaye Einstein'ın beyninin yolculuğu. Ölümünden yıllar sonra beyin üzerinde yapılan araştırmalarda normal insan beyninden büyüklük açısından farklılık olmadığı ancak üzerindeki bazı bölgelerin normal insanınkinden biraz daha farklı olduğu ortaya çıktı. Sinir bilimcilerden affımı isteyip keşke corpus callosum biraz daha odaklanılsaydı diye içimden geçirmiyor değilim. Teknoloji uçsuz bucaksız alanlar açarken
Sinir bilimcilerin çalışmaları daha farklı bir boyuta taşındı. Anita Collins, doktora çalışması sırasında sinir bilimcilerle ortak yürüttükleri çalışmalarda fMRI makineleri ve PET tarayıcılar ile beyin dalgalarını müzik ile uğraşılma esnasında görüntüledi. Gönüllülerden çeşitli okumalar yapmaları, matematik problemlerini düşünmeleri istendi. Beynin çeşitli bölgelerinde ışık sinyalleri gözlendi. Ancak onlardan müzik dinlemelerini istediklerinde ışık sinyalleri yerini havai fişeklere bıraktı. Beynin farklı bölgelerinde aynı anda patlayan havai fişekler daha önce hiç görüntülenmemişti. Müzik enstrümanı çalmanın ve dinlemenin beynin aynı anda motor, görsel ve işitsel alanı aktif hale getirdiği ispatlandı. Araştırma sonuçları kendine güvenme, yüksek seviyede yöneticilik, kolay öğrenme ve kalıcı hafıza aktivitelerini geliştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırma, gönüllü anneler ve 3 günlük bebekleriyle genişletildi. Bebekler annelerinin seslerini anlamak için müzik işleme ağlarını kullanıyorlardı. Kısacası dil öğrenme de doğuştan ve müzikle alakalıydı. İkinci çalışma IQ puanları ile ilgili. Neuroscience çalışmalarında 7 yaşından önce müzik eğitimi alanların bunu yapmayanlardan yaklaşık 7,5 IQ puanı daha yüksek puana sahip olduğu kanıtlandı. Şimdi 7,5 IQ puanı kulağa çok fazla gelmeyebilir. Ancak 100 IQ'nun ortalama olduğu, 130'luk bir IQ'nun dahilik seviyesi olduğu düşünüldüğünde 7,5 IQ demek %20'nin üzeri bir artış demek. ABD'nin önde gelen bilim yazarlarından Roxanne Camsey eski bir makalesinde 1 IQ'luk artışın yılda yaklaşık $700 eşit gelir artışı olduğunu belirtmişti. Müzik eğitiminden gelen ekstra 7,5 IQ puanı demek yılda yaklaşık $5000 eşitti. Eğer bunu belirli bir faiz oranıyla 10 yıl, 20 yıllık sürelere kapitalize ettiğinizde karşınıza devasa rakamlar çıkacaktır. Her şey para değil tabii, ancak bunu önce kişisel, sonra da toplumsal zeka seviyesinin artışı ile ilişkilendirdiğimizde karşımıza astronomik sosyal fayda değeri çıkar. Peki iyi güzel de ya bende yetenek yoksa? Nörobilimciler bunu şöyle açıklıyor. Başlamak için yetenekli olmana gerek yok. Bebeklerle ile yapılan çalışmayı gördük ki hepimiz müzikal doğarız. Ünlü müzisyen Doruk Somunkıran bunu müzikte sezgisellik kavramının toplumun tümünde yerleşik olduğunu açıklayan bir videoda ispatladı. Videosunda insanların sezgilerinin açıkça mükemmel olduğunu Bobby McFerrin'in bir konferansta verdiği videodaki örnekle gösterdi. Konferansa katılanlar biraz uğraşınca sezgileriyle bile dakikalar içinde güzel bir müzik eseri ortaya çıkardılar. Evrensel müziğin bir neslin hayatını, okuryazarlığı, algılamayı, matematiği anlamayı, kısacası bilişsel kapasiteyi artırdığını düşündüğümde bu sosyal, kültürel, ekonomik, politik manzaramızın nereye varabileceğini anlamaya çalışıyorum. Öyle ki bugünden başlayan bir politika değişimiyle 70 yıllık bir ekonomik getiri elde edilmesi söz konusu. Fiziksel ve zihinsel sağlığın kalitesindeki artışın sağlık bütçesine katkısını düşünüyorum. Belki de müzik motivasyonuyla dünyamızı değiştirebilme fırsatını elimizde bulunduruyoruz. Doğru notayı çalmak için çabalayan küçük bir çocuk için patlayan havai fişekler belki de değişecek dünyanın müjdecisi olabilir. Nöromüzikolojiyi özümseyerek geçimini sağlayan bir müzik adamı var. Max Richter. Beyin, müzik ve ekonomi ilişkisini öyle güzel kavradı ki insanları uyutmaya başladı. Yanlış duymadınız. İnsanları müzik ile uyutarak ciddi paralar kazanıyor. Kendisi 8 saatlik bir organizasyon ile insan beyninde huzurlu ve güvenli bir bölge yaratıyor. Onu berraklaştırıyor. Bazen bir parkta, bazen bir müzede, bazen ise bir opera binasında dinleyicilerini büyülü bir yolculuğa çıkaran Max, bu deneyimi günlük hayatın karmaşasından uzaklaşmak ve endişesiz olabileceğimiz bir ortam düğmesi, bir çeşit pause tuşu olarak görüyor. Projesini hazırlarken hangi tür ses frekansının ve müzikal altyapının yavaş dalga uykusunu destekleyeceğini belirlemek için California Stanford Üniversitesi'nden sinir bilimci David Engelman ile birlikte çalıştı.
dünyada bir ilk olan böylesine önemli bir projede çok özel bir ses spektrumuna ihtiyaç vardı. 500 Hz'e kadar olan düşük frekanslı tonlar seçildi. Bu, bebeğin rahim içinde duyduğu ses spektrumunun aynısıydı. İnsanoğlunun ilk işitme deneyimiyle başlayan müzikal seans, onu uyku ve rüya aleminde başka gezegenlere yolculuğa çıkarıyordu. Her birey farklı hayat aşamalarından geçtiği için bazen parkta, bazen bir müzede, bazen de bir sanat galerisinde yükselen naif melodileri anlamlandırabilmek ve hissedebilmek kişinin kendi bilişsel dünyasında yeniden anlam kazanıyor. Bu bağlamda bu tecrübe dinleyicilerin müzikle yaşam arasındaki ince salınımda hangi noktada durduklarına da işaret ediyor. Kısacası her birey Max Richter'in melodileriyle kendi evreninde diğer gezegenlere müzikle seyahat ediyor. İnsan, beyin, müzik, teknoloji, hayat, toplum, dünya, bu kelimelerin hepsi aynı cümlede kullanılabilir. Müzikte biraz derine inilirse majör ve minör tanımları karşılar bizi. Bu ikisinin insan beyninde uyandırdığı duygu durumları bir piyano tuşu kadar birbirlerine yakın, bir piyano tuşu kadar uzak. Majör ve minör akorlar bize hayatı anlatır aslında. Bazen sevinç, bazen hüzün. Hayat dediğin de aslında ya bir majör ya bir minör. Simone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Simone, en tu boca la mi puso su dulzor. Ven aquí. Sueño en ti.